günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Cuma sevgili izleyiciler. 26 Ocak 2018. Evet, hayırlı cumalar diliyoruz Akvim TV stüdyolarında. Ve Kastamonu merkezinde yayın yapan gazetelerimizin başlıklarını sizlerle paylaşacağız. İlk gazetemiz Açık Söz Gazetesi. Açık Söz Gazetesi'nin bugünkü başlıklarında Vali Yaşar Karadeniz 2018'in ilk talimatlarını verdi. 9 milyar 809 milyon liralık yatırım demiş. Dün İl Koordinasyon Kurulu'nun 4. dönem toplantısı vardı. İl belediye başkanları ve kaymakamlar bu toplantıda hazır bulundu değerli izleyiciler. Sahte kimlikle yakalandı. FETÖ-PYD'ye mahrem imamlar yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli Samsun'da örgütün Gaybubet evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Halil Bey'in Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nce arandığı öğrenildi. Halil Bey'in yapılan üst aramasında ise sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi deniliyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan tazminat davası açacağım demiş. Bozkurt'ta hidroelektrik santrali inşaatı nedeniyle yollarda meydana gelen zararın HES firmasından talep edilmesi devlet su işleriyle İl Özel İdaresi arasında gerginlik çıkmasına neden oldu. Konuyla ilgili olarak defalarca firma ve DSİ'ye yazı yazdıklarını muhatap bulamadıkları için hukuk yolunu tercih ettiklerini belirtti. İl Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan sonuç olarak tazminat davası açacağını belirtti. Devlet su işlerine ödenek yok. Devlet su işleri 23. Bölge Müdürlüğü'nün 2017 yılı içinde ki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Bölge Müdür Vekili Çağatay Ergin, 2018 ve 2019 yıllarında DSİ'nin ödenek sıkıntısı olduğunu söyledi. Ergin, özellikle taşkın koruma projelerinin ödeneklerden kaynaklanan sorunlardan dolayı programa alınmayacağı yönünde duyumlarımız var. Yani önümüzdeki senelere devam eden işlerimizin de çok hızlı devam edemeyeceğini tahmin ediyoruz şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Bu arada Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi dün olağan genel kurulu vardı. 61. olağan genel kurulda Dursun Ergin tek başına listeyle tekrar güven tazeledi. Tabii ki konuşmalarda dikkat çekti. Ilgaz'da kar kalınlığı ise 108 santimetreye kadar ulaştı. 205 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtiliyor. Kastamonu merkezi ise henüz kar beklendiği gibi yağmadı sevgili izleyiciler. Hırsızlar Kastamonu polisinden kaçamadı deniyor. İki kavşak için aydınlatma çağrısı yine Karayolları Bölge Müdürü'nün açıklamaları da dün İl Koordinasyon Kurulu'nda konular arasındaydı. Devam edelim gazetelere. Doğru Söz Gazetesi var önümüzde. Doğru Söz Gazetesi'nin bugünkü başlıklarında Tosya'nın yeni spor salonu açılmadan su bastı. Tüm sorumlu kurumlar birbirlerini suçladı. Bizimle alakası yok demişler. Yine Doğru Söz Gazetesi'nin ana manşetten verdiği haber, Esnaf Kefalet Genel Kurulu'nda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kültür başkenti esnafa yarayacak demiş. Evet, yoldan çıkan minibüs bahçe duvarına çarptı. 3 kişi yaralandı bu kazada. Yine Taşköprü'de fuhuş operasyonunda ise 6 kişi tutuklandı. FETÖ'nün mahrem imamı iddiasıyla aranan 3 kişi Gaybubet evinde yakalandı deniliyor. Kar 205 köy yolunu ulaşıma kapadı. Çalışmalar devam ediyor. Afrin'de 6. günün sonunda 303 hain terörist öldürüldü denilmiş. Ve Karadenizli balıkçılar %80'lik düşüşün araştırılmasını istiyor. Hırsızlıktan gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Evet, Nasrullah gazetesine bakıyoruz. Taşköprü'de fuhuş operasyonu 6 tutuklama. Yine büyük kazanım milletvekili Murat Demir'den değerlendirme. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplanıyor. İl Koordinasyon Kurulu 4. dönem toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığı'nda yapıldı. 2017 harcaması 601.8 milyon lira olduğu belirtilmiş. Ilgaz DKMP Genel Müdürü ve ekibini ağırladı. Ilgaz'ın çehresi değişecek deniliyor. Evet, EKK Genel Müdürün Genel Kurulu'nda güven tazeleyen Ergin, Kastamonu bir bütün aynı çiviye vuruyoruz demiş. Mahrem İmam Samsun'da yakalandı. 215 köy yolu ulaşıma kapalı. Bu gazetemizde de bu şekilde bir haber paylaşılmış. Gündem 37 gazetesine bakalım. Gündem 37 gazetesinde bugünkü başlıklarda yoldan çıkan minibüs bahçe duvarına çarptı denilmiş. Karla mücadele yeniden başladı. Özellikle ilçelerde, yüksek kesimlerde kar yağışının olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. Evet, Gündem 37 gazetesinin ana manşete verdiği haberler arasında 2017 yılında 929 projenin 646'sı tamamlandı. Yine esnaf kefalete Dursun Ergin güven tazeledi denilmiş. Evet, 303 terörist etkisiz hale getirildi. Vakıf okulu projesi başladı. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre de bölgemizde yağmur yağışının olması bekleniyor denilmiş.
ve Kastamonu gazetesine bakalım. Firari Mahrem İmam Samsun'da yakalandı sürmanşetten verilen haber. Operasyonda gözaltına alınan 3 kadın içerisinde sınır dışı edilme kararı alınmış. Fuhuş operasyonunda ise 6 kişi tutuklandı deniliyor. Motosiklet ve market hırsızları yakalandı. KPSS merkezi yerleştirme ve sınav takvimini açıkladı. Ve bu konuyla ilgili haber de Kastamonu gazetesinin iç sayfalarında yer alıyor. Ilgaz'da kar kalınlığı 108 cm. Müsteşar yardımcısı Koca Meşe'den söyleşi. İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi'nin Kültür Başkenti Kastamonu'da söyleşiler etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Koca Meşe ile başlıyor. Ve İlim Yayma Cemiyeti'nin Kefeli Sokak'taki bulunan binasında bugün saat 19'da Kültür Başkenti Kastamonu konulu bir konu aktarılacak izleyicilere, dinleyicilere, sevgili izleyiciler. Mustafa Facan fuara katıldık demeyin demiş. İmit Fuarı ile ilgili bir açıklamada bulunmuş bugünkü köşe yazısında. DSİ'den ödenek alarmı, yine esnaf kefaletine 61. kongresi yapıldı. Ergin'le devam, bölgede 1. ülkede 5. deniliyor. Yine Özen'den 2 kavşak için aydınlatma çağrısı, 17 okuldan 6 Şubat'ta ihale edilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu'nun açıklamaları yer alıyor. Yıkım kararı verilmişti 17 okul için. 6'sının ihale tarihleri belirlendi. Bu arada Merkez Ortaokulu'nun bulunduğu binada da iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor ve burada da yıkım çalışmaları başladı. Bozkurt HES'teki yol tahribatı davalık oldu deniliyor. Yine Turgut Yılmaz, Ahmet Usta ile Geçmişe Bir Lezzet Yolculuğu isimli bir yazı paylaşmış. Hadi buyurun simit çorbasına denilmiş. 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti en büyük faydayı esnafımız görecek diyor Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın açıklamaları. Evet, bugün yine sizlerle Tosya'daki gazeteleri de paylaşacağız. Evet, Tosya'da Tosya Haber 37 gazetesinin bugünkü başlıklarında avuçlarımız bugün Afrin'deki Mehmetçiklerimiz için açılacak denilmiş. Hoca Fakı'da parke yol çalışmaları başladı. Kurtulmuş 350 milyon dolarlık dizi ihraç ettik dedi. Basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda bu konu gündemdeydi. Bu arada sizlerle şunu da paylaşmakta yarar var. Pazartesi günü Allah nasip ederse evet Tosya'daki belediye başkanımız Kazım Şahin'le 2017 ve 2018'i değerlendiren bir program hazırlayacağız sizlere. Ve Tosya'nın yapmış olduğu çalışmaları ekrana taşıyacağız inşallah. Evet, Erzurum'da Tosya Mahallesi, yine Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden Rektör Aydın'a bir ziyaret gerçekleşmiş. FETÖ'nün firari mahrem imamı Gaybubet evinde yakalandı deniliyor. Kastamonu Belediyespor Zana Spor'u 33-25 mağlup etti. Yine Dünya Gümrük Günü kutlanmış. Yine hemen Tosya'da yayın yapan günün aynı zamanda son gazetesi Tosya Açık Söz gazetesine de bakalım. Fetih Suresi okunacak Zeytindalı Harekatı için. Yine Başbakan Binali Yıldırım operasyon planlandığı gibi devam ediyor demiş. Yine Tosya Mimarisi'ne özgü evlerin bulunduğu Çatalkaya Sokak yenileniyor. Çiftçilere proje toplantısı gerçekleştirilmiş özel bir banka tarafından. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gelecek köklerimizdedir, köklerimiz üzerinde ayağa kalkacağız demiş. Taşköprü'de fuhuş ve fuhuşa aracılık eden 6 kişi tutuklandı. Ali Kaya Deresi temizlendi deniliyor. Tosya'nın ilk bayan avukatı göreve başladı demiş. Hayırlı olsun diyelim. Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.